Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden ipimden bahsedeyim size. Nako'nun Elite Baby ipini kullanacağız. Anti-peeling özellikli. 3 numarada şiş kullanacağım. Şişinizin numarasını biraz daha kalın da tutabilirsiniz. Çünkü ipimiz kalın bir ip. Evet, modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Şu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Model 4 ve katlarından oluşuyor. Ben şimdi modeli anlatabilmek için bir miktar ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız tabii ki ona göre ilmek sayınızı belirlemeniz gerekecek. 4 ilmek ve katları artı 2 ilmek daha ekleyeceğim kenar kısımlar için. Evet, bir sayalım. 1 2 3 4 bir model 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 model şöyle 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Evet, ben şöyle 4 model üzerinden anlatım yapacağım. Şöyle 2 tane daha da fazladan ilmek ekliyorum. Dediğim gibi 4 ve katları artı kenarlar içinde 2 tane ilmek ekledim. Şöyle ipimi buraya bir kez düğüm attım ki şu baştaki ilmeğim açılma yapmasın. Başlıyoruz. İlk sıramızı ters öreceğim. İlk sıra olduğu için ilk ilmeğimi de örüyorum. Bu sırada hiçbir işlem yapmayacağız. Sadece ters örgü öreceğim. Evet, burayı düz örgü ördüğüm için hızlı geçiyorum. Son ilmeğimi de ördüm. İlk sıramızı örmüş olduk. Şimdi modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimiz 4 ve katları üzerine kuruluyor. Dediğim gibi 1, 2, 3, 4. Dördüncü ve beşinci ilmeğimin kenar ilmeğimi saymıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü ve beşinci ilmeğimin bakın şöyle arı kısmından şişimi geçirdim. İpimi attım. Bir tane ilmek çıkardım bu şekilde. Yine buraya da bir tane arttırma yaptım. Daha sonra bu 4 ilmeğimi örüyorum. Düz olarak. Ve 4. Arttırmış olduğum 2 ilmeğimi şöyle şişime geçiriyorum. 4 ilmeğimin üzerinden atlatıyorum bu şekilde. Tekrar 1 2 3 4 şöyle 4. ile 5. ilmeğimin şöyle ara kısmından şişimi bu şekilde geçiriyorum. Buradan bir tane ilmek çıkardım. Bir tane daha arttırma yaptım. Tekrar 1 2 3 ve 4. 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada arttırmış olduğum 2 ilmeğimi 4 ilmeğimin üzerinden bu şekilde atlatıyorum. Tekrar aynı işlem. Şöyle 4 ile 5'in arasından şişimi geçiriyorum. İlmeğimi çıkardım. Arttırmamı yaptım. İlmeklerimi düz örüyorum.
Arttırmış olduğum 2 ilmeğimi şöyle bu 4 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Evet. Sonuncuyu da yapalım yine. Arttırmamı yaptım. Yine aynı işlem. Şöyle üzerinden geçirdim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İlk sıramızı bu şekilde bitirmiş olduk. Devam ediyorum. Modelimizin arka kısmında hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ters örgü öreceğim. Son ilmeğimi ördüm. Şimdi bu sırada tekrar modeli kuracağız. Bu sefer modeli şu aralara kaydıracağım. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sefer ara kısımlara kaydıracağımız için baştan bu 2 ilmeğimi de örüyorum. 2 ilmeğimi de ördüm. Şimdi modeli şu 4 ilmeğe kuracağız. Bakın 1, 2, 3, 4 ile 5'in arasından şu şekilde geçirdim. Şişimi, ilmeğimi çıkarıyorum. Arttırmamı yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra arttırmış olduğum 2 ilmeği bu 4 ilmeğin üzerinden geçirdim. Tekrar aynı işlem. Bakın yine bu 4 ilmeğe modeli kuruyoruz. Yine şuradan geçiriyorum. İpimi çıkardım. Arttırmamı yaptım. 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi bu 4 ilmeğimin üzerinden bu şekilde geçirdim. Tekrar yine bakın aynı işlem. Arttırmamı yaptım. 2 ilmeğimi şöyle 4 ilmeğimin üzerinden geçirdim. Kenardaki 3 ilmeği de yine düz olarak örüyorum. Bakın şöyle modelimiz belirginleşmeye başladı bile. Modelin arka kısmındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada yine ters örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Evet, bakın modelimizi araya kaydırdık. Şimdi tekrar kenar ilmeğimi alıyorum. İlk başta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Bakın modeli bu sefer şu dörtlüye kuracağız. Şuradan geçiriyorum. İlmeğimi çıkardım. Bir tane arttırma yaptım. Yine bu 4 ilmeğimi örüyorum. Arttırmış olduğum 2 ilmeği 4 ilmeğin üzerinden bu şekilde atlatıyorum.
Bakın şimdi bu dörtlüye kuracağız modeli. Yine şişimi buradan geçirdim. İpimi çıkardım. Arttırmamı yaptım. 4 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Tekrar şu dörtlüğü yapıyoruz modelimizi. İlmeğimi çıkardım. Bir tane arttırmamı yaptım. 4 ilmeğimi örüyorum. Buradan şöyle ilmeğim kaçmış, düzeltip geliyorum. Şöyle 4. ilmeğimi de ördüm. Daha sonra bu 2 ilmeği örmüş olduğum 4 ilmeğin üzerinden atlattım. Sonuncuyu da yapalım. Ben şöyle kamera arkasında modeli büyük bir parçada denedim. Onu göstereceğim size. Kenar ilmeğimi son olarak ördüm. Evet, modelimiz bu şekilde. Şöyle göstereyim size, daha net göreceksiniz. Ben şimdi kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçayı göstereyim size. Kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelimiz bu şekilde. Çok şık bir model. Bu renkle de çok güzel oldu bence. Bu da birlikte örmüş olduğumuz. Şöyle arka kısmını da göstereyim size. Arka kısmı bu şekilde oluyor. Dilerseniz daha ince bir ip de yapabilirsiniz. Daha ince ip de yaparsanız daha salaş bir görüntü elde edeceksiniz. Ya da yine bu kalınlıkta bir ip kullanırsanız şiş numaranızı daha kalın tutabilirsiniz. Şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Süveter yapımında kullanabilirsiniz. Hırka yapımında kullanabilirsiniz. Yine şal yapımında kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet kullanışlı, gayet de şık bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.